Sevgili 3 Şerit takipçileri, Honda Türkiye'de, Şekerpınar'da, Safety Türkiye'deyiz. Safety Türkiye ne? Safety Türkiye, Honda'nın motosiklet eğitim pisti. Yanımda Tayfun Gülhan Bey var. Tayfun Gülhan Bey de şef eğitmeni. Evet. Safety Türkiye'nin 12 yıldan beri burada motosiklet eğitmenliği yapıyorsunuz. Evet. Ne türden eğitimler veriyorsunuz burada? Şimdi buradaki eğitimlerimiz, toplamda 7 eğitim tipimiz var. İlk öncelikle güvenli sürüş 1 ile başlıyoruz. İlk defa bugün bizim alacağımız eğitim güvenli sürüş 1. Evet, yeni başlangıçla ilgili. Burada bisiklet dengesi olan öğrencilerimiz buraya gelip 2 günlük bu çalışmaya katılıyorlar. Yeni bir başlangıç yapıyorlar ve işin esas temel ana tekniklerini öğreniyorlar. Bu çalışmayı bitirdikten sonra güvenli sürüş 2 hazırlık tek günlük bir çalışmamız var. Ve onun akabinde de teker teker güvenli sürüş 2, 3 ve 4 olarak çıkıyor. Yolculuğu sürüş eğitimlerimiz de var. Birinci kurumumuz bizim alındıktan sonra ikinci kuru iyice pekiştirmek, 2 ya da 3 kere alındıktan sonra, iyice oturduktan sonra bir 3'e geçiş oluyor. Motosikletler 1 ve 2'de aynı motorları kullanırken 3. kurda büyük motosiklet kullanırız. Genelde de büyük motosiklet sahipleri 3. kurda katılıyorlar. Ve yaklaşık 2004 sonu, 2005 başından beri de bu okul devam etmekte. Şimdi motosiklet sahipleri ya da motosiklet kullananlar da burada eğitim alıyor ve onların hatalarını düzeltiyorsunuz aslında. Yani daha büyük motosiklet eğitimlerinde en sık gördüğünüz hatalar ne? Yani yeni başlayanları eğitmek kolay ama öğrenip gelmiş olanlar ya da öğrendiğini zannedip gelmiş olanlarda karşılaştığınız, en sık karşılaştığınız hatalar neler oluyor? Evet, şimdi öncelikle yeni başlayanlar için avantajlı oluyor ama doğru bilinen birçok yanlış olabiliyor ve bunları düzeltmek biraz daha tabii zor oluyor. Hem kişi için hem bizim için de, ama buradaki yapımız buna uygun olduğundan dolayı kısa sürede bunu toparlayıp ilerleme sağlayabiliyoruz. Genelde en çok yaşanan şey dar alanda dönüşlerde sıkıntılar oluyor. Doğru bilinen birçok yanlış olabiliyor. Özellikle referans noktası kullanımlarında olsun. Ama 2 günlük bu süre tabii ki sıkı bir teorik ve pratik bir çalışmanın yapıldığından dolayı toparlanıyor. Türkiye'de motosiklet giderek ilgi çekiyor. Özellikle büyük şehirlerde motosiklet sayısı artıyor ama bununla birlikte motosiklet kazaları da artıyor. Özellikle medyada her motosiklet kazası hız tutkusu öldürdü diye veriliyor. Nedense maalesef hep aynı başlıkta veriliyor. Evet. Peki hız tutkusu mu öldürüyor gerçekten? Çoğu aslında şehir içinde olan kazalarda belki o kadar hız bile olmuyor. Şehir içi kazalarında en çok rastladığımız hatalar, yani gerek sürücü, otomobil sürücüleri gerekse motosiklet sürücülerinde en çok hangi hatalar yapılıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, çok güzel bir konuya değindiniz. Japonya ve Amerika'daki yapılan istatistik bilgilerde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. 45 kilometre altında en çok kazalar oluyor. Aslında bizim bildiğimiz tabii yüksek süratte hep bir kaza olduğu düşünülüyor ama normalde 45 kilometre ve altında kaza çok fazla oluyor. Burada tabii hızın az olması kişiyi daha da rahatlatıp halbuki aslında daha tehlikeli bir sürece sokmasına neden oluyor. En çok yapılan hatalar tabii ki kişinin motosiklet kullanmaya hazır olmamasıyla alakalı. Psikolojik olarak olsun, biyolojik olarak motora hazır olmaması özellikle şehir içi trafiğinde de olumsuz yönde etkileniyor. Tabii en başında işin hem motosiklet hem otomobil sürücülerin eğitimi geliyor. Onu gördüğümüz zaman zaten problem çıkıyor. Biz de bu misyonumuzda da bunu özellikle belirtiyoruz. Yani ne kadar sık eğitim, teknik bilirseniz en azından olumsuz olabilecek birçok durumdan kurtarabilirsiniz. Ve buraya gelen arkadaşlarımız da bunu çok iyi yapıyorlar şu anda. Evet, görüyorum trafikte de bir motosiklet kullanıcısı olarak frenleme hataları, yol gözleme, gözetleme, ayna kullanma gibi hatalar yapılıyor. Sürücüler de aynı hataları yapıyor. Çünkü aslında özellikle İstanbul'da motosiklet sürücülerin çoğu otomobilden motosiklete geçmiş olanlar. Oradaki hatalar motosiklete transfer ediliyor. Anladığım kadarıyla. Özellikle trafik kullanımında. Yani motosiklet kullanımından ziyade trafiği kullanmada otomobildeki hatalar transfer ediliyor. Yanılıyor mu? Evet, kesinlikle. Bir kere oluşabilecek olumsuz durumları, defansif düşünmeleri gerekiyor. Fakat tabii ne kadar çok kaza yapmadan sorunsuz kullanımlar biraz daha kişiyi özgüvenini arttırması ve hataya sürükleyebiliyor. İşte bunun içine freni de katabilirsiniz. Bunun yanında da frenle birlikte dönüşlerde yapılan hatalar olsun, kontrolsüz kavşaklarda olan hatalar olsun. Bunlar hepsi üst üste geliyor ama tabii ki öncelikli olarak alacakları eğitim ve psikolojik olarak da buna hazır olup olmadıklarını kendilerinin tespit etmesi çok büyük farkındalık getirir. Bu pistte buna olabildiğince hazırlıyorsunuz kursiyerleri, değil mi? Şimdi şöyle, kesinlikle bizim pistimizdeki dizaynlarımız, parkur dizaynlarımız kolaydan zora doğru gider ve bazı yerlerde çok zor olan yerlerde oluyor, kolay olan yerlerde oluyor. Kişi eğer kendini çok iyi hissediyorsa bile zor olan yerdeki yapısı ve beden dili, korkuları nelerdir onları öncelikle bir görüyoruz. Gördükten sonra zayıf olduğu noktaları anlatıp kendilerinin çözmesini istiyoruz. Yardımcı oluyoruz. Buna bir koçluk yapıyoruz açıkçası. Ve sonrasında da üzerine giderek de iki günün sonunda bunu çözmüş oluyoruz. Peki bu kursu alabilmek için ne yapması gerekiyor motosiklet kullananların ya da kullanmak isteyenlerin? Size nasıl ulaşabilirler? Şimdi öncelikle bisiklet dengesi iyi olan bir sürücü ve motosiklet kullanmak isteyen birisi bizim sitemizden başvurup, çünkü adil olması açısından da biz bir sitede bir programımız var. Orada derslerimizin çeşitleri ve tarihleri belirtiliyor. Kişilerin ona göre hafta içi, hafta sonu hangi günler? Çünkü burası 7 gün çalışan bir yer. Hangi gün uygunsa programlarını ona göre yapıp internet üzerinden başvurabiliyorlar. Sistem onları zaten yönlendiriyor. İnternet hangi siteye girmeliler? Honda.com.tr sitesinden. www.honda.com.tr sitesinden zaten eğitim bölümüne oraya bir geçiş oluyor. Kendi sitemiz de var. Safety Türkiye. Evet. Oradaki sistem zaten bir trafik ışığı şeklindedir. Kırmızı varsa o ders doludur. Sarıysa yedek olarak gelebiliyorsunuz. Yeşil yanıyorsa lamba, o zaman derste yer var demektir. Kaydınızı yaptırdıktan sonra sistem sizi ona göre yönlendirip Bostancı'dan ya da Taksim'den servisle buradaki Honda fabrikasının içindeki eğitim merkezimize ulaştırıyoruz. Hava muhalefeti dışında her gün yapıyorsunuz herhalde. Şöyle söyleyeyim, açıldığından beri yağmurda ve soğuk havada da burası devam etti. Evet, sadece kar olduğunda. Evet, yerde kar eğer tutuyorsa o zaman iptal ediyoruz. Onun haricinde ya da çok aşırı soğuklar ya da fırtına şeklindeki durumlarda iptal edip başka bir güne alıyoruz. Ama onun haricinde yağmurda çalışıyoruz. Yani yarın da yağmur bekliyoruz. Devam. Peki şimdi bizi eğiteceksiniz. Evet. Yola çıkacağız. Bakalım ne gibi hatalar var bizim, yani benim evet. ve arkadaşlarımda hiç kullanmayanlar var. Benim gibi daha önce kullananlar, eskiden beri kullananlar ama hatalı öğrenmiş olanlar var. Bakalım neler gözleyeceksiniz kesinlikle. Bizde. Şimdi yola çıkalım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Safety Türkiye'nin 2 günlük eğitimine katıldık ve bize bir sürü şeyler kattı. Ne gibi yanlışlar yapıyormuşsun? Neler öğrendin? Oo, var mıymış yanlışın? Ben hava atıyorum sağda solda, 20 yıldır motosiklet kullanıyorum diye. Meğer tesadüfen hayatta kalmışım 20 yıldır. Gerçekten sen... O kadar. Öyle, çünkü pek çok doğru bildiğim şey yanlışmış aslında. Ya da eski bilgiler tazelemem gerekiyormuş. Mesela... garip bir alışkanlıkla sürekli iki parmağım hem debriyaj manetinde hem ön fren manetinde gidiyordum. Bir kere onu hocaların değiştirmesi çok zaman aldı bende. Sol ayağım neredeyse hep vites pedalı üstünde gidiyormuşum. Onu geri çekmeleri ciddi zaman aldı ki ben motosiklet kullanan biriyim. Ama motosiklet kullanmayan, ilk defa burada öğrenmeye başlayan arkadaşlar da bu hiç sıkıntı olmadı. Çünkü onlar hemen bu bilgilerle başladılar. Evet, gazeteci arkadaşlar da vardı. Çok başarılı olanlar da vardı. Onlar çok başarılıydı. En zor durumda olan bendim, çünkü beni düzeltmek çok zordu. Hatalı öğrenmiştim ve hatalı öğrendiğim hareketleri düzeltmeleri zor oldu hocaların. Neler öğrendim? Bir kere ben hep enduro tarzı motosikletlerde ve yavaş hızlarda köşe dönmeyi, viraj dönmeye alışkınım. Burada ama yolda nasıl viraj döneyim, vücudumu yatırmayı öğrendim. En önemli defolarımdan bir tanesi buydu ki tam öğrendim bile söylenemez. Belki bir iki gün daha eğitim almam gerekiyor. Biraz daha büyük, yani 1000 cc motosiklet. İlerleyen kurlara da. Evet, ona da katılmam gerekiyor ki daha viraj bilgisi alayım. Frenaj öğrendim. Fren yapamıyor muydum? Elbette fren yapıyordum ama ön freni ve arka freni birlikte kullanmayı, yani ön freni daha güçlü, arka freni biraz daha az güçlü nasıl kullanarak nasıl dururum onu öğrendim. Bir kere şeyi öğrendim, motosiklette motosikletin altında vücudumun sabit kalması gerektiğini, yani motosikleti sıkmam gerektiğini öğrendim. Ben biliyorsun şehir içinde hep scooter kullanıyorum. Scooter'da bacaklarımı nasıl sıkacağım bir şey yok. Ona alışmam burada zaman aldı. Velhasıl 2 günde temel motosiklet eğitiminde aslında motosiklet kullanan herkesin mutlaka öğrenmesi gereken temel bilgileri aldım. Ama tatmin oldum mu? Katiyen olmadım. Devamını yapmak istiyorum. İnşallah bir başka günde devamını da çeker. Daha, yani uzun süredir benim gibi motosiklet kullanan insanların nasıl kendilerini geliştirebileceklerini de anlatabiliriz 3 Şerit'ten. Evet, bugün Safety Türkiye'de Honda fabrikasındaydık ve CBF 150'lerle eğitim aldık ve eksiklerimizi gördük. Yeni başlayanlar vardı. Onlar da motosiklete ilk adımlarını attılar. Yeni motosikletçiler de kazandırıyoruz. Evet. Ne diyelim? Diyelim mi eğitim şart diye? Eğitim klasik şart, ama tekeriniz düz bassın. Bir de korkmayın. Gerçekten böyle bir eğitime geldiğinizde şöyle kocaman yanda güvenlik barları var. Düştüğünde hakikaten bir şey olmuyor. Bir de güvenlik önlemi de alabiliyorsunuz. Burada eğer bir kaskınız yoksa, eldiveniniz yoksa onların hepsini burada sağlıyorlar. Dizlikler tedarik ediyorlar ve hakikaten eğer eğitim almak istiyorsanız böyle bir eğitimi kaçırmayın. Mutlaka alın diyoruz biz. Evet, böyle bir eğitim çok önemli. Ya hiçbir şey bilmeden, hiçbir şeyiniz olmadan gelip motosiklet öğrenebilirsiniz. İki kadın sürücümüz vardı. Göreceksiniz şeyde, yani görmüşsünüzdür de. 2 tane kadın sürücü vardı ve gerçekten ilk defa motosiklete oturdular bugün ve ikisi de çok başarılı. En ufak bir kaza yaşamadan gayet güzel motosikleti hareket ettirebildiler. Özellikle kadın motosiklet merakları için böyle bir güvenli eğitim sürüşünün mutlaka alınması gerektiğini hatırlatalım. Evet. Görüşmek üzere. Şimdilik 3 Şerit'ten bu kadar. Önümüzdeki haftalarda başka eğitimler veya başka testlerle görüşmek üzere.